Evet, geçen hafta ısrarlı sorular gelmişti. Bu Allah'ın indirdikleriyle hükmetmek, partiye oy vermek vesaire gibi konularda ısrarlı sorular gelince bu haftanın ikinci bölümünde bunu müstakil olarak ele alalım dedik. Bir Müslüman için normal olan, olması gereken Cenab-ı Hakk'ın indirdiği ahkamla Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tebliğ ettiği, hayatında fiilen tatbik ettiği ve bunu din olarak bize naklettiği biçimde amel etmek, inanmak, yaşadığımız ortamı ona göre dizayn etmek, ona göre düzenlemek, bu ahkam istikametinde hayatımızı sürdürmektir. Din bir bütündür. Bu bütünün bir kısmını keyfi olarak alıp bir kısmını atmak, bir kısmından vazgeçmek, bir kısmından istiğna etmek bir müminden, bir Müslümandan sadır olabilecek bir davranış değil. Din bir bütündür. Ya bütünüyle iman edersiniz ve onunla tedeyyün edersiniz veya etmezsiniz. Kimse kimseyi dinin içine girmekle, din ahkamını kabul etmekle, İslam ve Müslüman olmakla yükümlü tutamaz. Kimse kimseyi buna zorlayamaz. Bu insanın kendi iradesiyle vereceği bir karardır. Ahirette neticesine katlanır. Burası tamam. İkinci bir mesele, Osmanlı'nın tarih sahnesinden çekildiği döneme kadar İslam ümmeti Selefi Salihinden devraldığı itikat, amel ve ahlak binası üzere yürüye gelmiş. Bunu kitaplara kaydetmiş, bunu hayata uygulamış. Kitabi olanla pratik olan arasında bir esaslı bir çelişki, esaslı bir istikamet sapması söz konusu olmamış. Hayat mümkün olduğunca kitaplarda yazıldığı şekliyle dizayn edilmiş, o şekilde tanzim edilmiş, en azından onunla çatışan, onunla temel meselelerde, ana noktalarda teâruz eden bir hayat söz konusu olmamış. Ne zaman ki Osmanlı tarih sahnesinden çekilmiş, ne zaman ki hilafet ilga edilmiş, Müslümanların esas pratikle kitabi olan arasında yaşadığı çelişki o zaman gün yüzüne çıkmış, su yüzüne çıkmış. Bu evet yani öngörülemeyecek bir şey değil. Öngörülemeyecek olan şu: bir Müslüman kitabi olana inandığı halde, onun asliyetine, onun geçerliliğine inandığı halde, yaşadığı hayat bunun aksi istikamette yürüdüğü halde, kitabi olanla pratik olanı birbiriyle örtüştürmek için bir gayret sarf etmemesi. Anormal olan bu. Fıkıh kitaplarımızda bir mesele var, bir hüküm var. Bir İslam beldesi küffar tarafından işgal edilirse, orada yaşayan Müslümanlar hemen toplanırlar kendi aralarında, bir savaş emiri seçerler. Çünkü fiili bir savaş durumu vardır. Halife yoksa yapılacak iş budur. Toplanır, bir savaş emiri seçerler. O savaş emiri onlara kadı tayin eder, efendim müftü tayin eder, vali tayin eder, idari, adli ve fıkhi meselelerinde bu alanlar boş bırakılmaz. Bunlar bu şekilde doldurulur ve hayat devam eder. Peki bunlar olmasa ne olur? Bir İslam toprağı fiilen işgal edilir de orada yaşayan Müslümanlar kendi aralarından bir savaş emiri seçmezse,
Dolayısıyla kendilerine bir kadı, bir müfti, bir vali tayin edilmezse ne olur? Burada İbn-i Teymiye'nin de aralarında bulunduğu bazı alimler diyorlar ki, böyle bir durumda Müslümanların, ümmeti Muhammed'in o toprağı işgal ve istila etmiş olan kafirler tarafından atanmış insan olma statüsünü kabul etmeleri, ümmeti Muhammed'in maslahatını deruhte etmek için, ümmeti Muhammed'in işlerini görmek için bu kafirlerden görev alan adam olması caiz midir? Caizdir diyorlar. Ümmeti Muhammed'in işleri boş kalmasın, sahipsiz kalmasın, bu maslahatlar sahipsiz kalmasın, devam etsin diye bir Müslüman işgalci bir kafirden görev alabilir mi? İslam ahkamını Müslümanlar üzerine icra etmek için alabilir diyorlar. Hatta almalıdır diyorlar. Burada da bir problem görünmüyor. Problem şurada. Müslümanlar, Müslüman kim? Allah'ın dinine teslim olmuş insan. Bir insan hem kendini Müslüman olarak ifade edip hem de Allah'ın diniyle temelden taban tabana çatışan, çelişen bir dünyayı meşru görebilir mi? Böyle bir dünyada, böyle bir dünyanın Müslümanlığına zarar getirmeyeceğini, Müslümanlık vasfını devam ettirerek bu dünyayla çatışmadan, çelişmeden yaşayacağını düşünebilir mi? Günümüzde yaygın olarak görünen o ki, evet, Müslümanların önemlice bir kesimi bu durumda. Ben Müslümanım, ibadetimi yaparım, haccıma giderim, namazımı kılarım, kurbanımı keserim. Hayatın geri kalan kısmı beni ilgilendirmez. Böyle diyen çok sayıda Müslüman var. Bu doğru bir şey mi? Hayır, bu doğru bir şey değil. Müslüman, yaşadığı ortamı, dünyayı İslam'ın güzellikleriyle buluşturma sorumluluğunu da taşıyan insandır. Benim yanı başımda bir münker işleniyor, bir günah işleniyor. Bunu işleyen de benim Müslüman kardeşim. Ve ben diyorum ki bu beni ilgilendirmiyor. Bu o adamın özgürlüğüdür. Temel insan hakları var, özgürlükler var. Dolayısıyla ben ona müdahale etmemeliyim. Onu tutup içine düştüğü o çukurdan, o karanlıktan, o günah bataklığından çekip çıkarmak gibi bir şey benim hayatımda yok, olmaz. Böyle bir Müslümanlık tasavvur etmek mümkün değil. Bir Müslüman yanında, yöresinde, elinin uzanabildiği yakın çevresinde meydana gelen münkerata karşı en azından asgari seviyede kalbiyle buğz etmeli, buğz edebilmeli. Bu onun özgürlüğüdür. Beni hiçbir şekilde ilgilendirmez. Ben bu meseleden nötrüm diyemez yani. En azından buğz edecek. Buğz etmek ne demek? Gücüm yetse bunu ortadan kaldırırım demek. Yanı başımda bir günah işleniyorsa, yanı başımda evimin kenarında bir batakhane varsa, beni ilgilendirmiyor demek Müslümanca bir şey değil. Ona buğz etmeliyim. Gücüm yetse onu oradan kaldıracağım. O batakhaneye düşmüş insanları oradan çıkartıp çekip alacağım demek. Buğz etmek bu demek. Peki, Müslümanların yaşadığı bir coğrafyada Allah'ın ve Resulünün indirdikleriyle, tebliğ ettikleriyle, gönderdikleriyle, aktardıklarıyla çelişen, çatışan bir hayat yaşandığı halde Müslümanlar orada birlik, beraberlik içinde hayatı İslami değerlere göre şekillendirme azmi, iradesi ortaya koyamıyorlarsa, herkes kendisine doğru gelen bir metodu, kendisine doğru gelen bir tarzı benimseyip o istikamette yürüyüp gidiyorsa ne yapmamız lazım? Bir kere şunu
herhalde herkesin kabul etmesi gerekir. İslami hizmet metodu, İslami mücadele metodu dediğimiz şey böyle bir ortamda vahiy ile inmiyor. Vahiy ile inmiyor. Bu hizmet metodu, bu mücadele metodu herkesin bulunduğu çevrede, yaptığı işe göre, içinde bulunduğu şartlara göre değişiklik arz edebilir. Cumhuriyet döneminin başlarında bu memlekette yaşamış çok muhterem insanlar, çok mübarek hizmetler etmişler, çok büyük fedakarlıklarda, feragatlerde bulunmuşlar. Bugün büyümüş, kitleselleşmiş ve ne yazık ki bazıları itibariyle büyük ölçüde dünyevileşmiş bir takım tarikat yapıları var. Bugüne kadar bunlar nasıl gelmiş? O zorlu yıllarda, çileli yıllarda bu yapıyı devam ettiren, her türlü meşakkatine katlanarak devam ettiren mübarek insanlar vasıtasıyla gelmiş. Onların böyle bir dünyevilikle ilgisi yokmuş. Onların dünyasında böyle bir dünyevileşme yokmuş. Mübarek işler yapmışlar ve bugüne kadar gelmiş. Sonra bugün adlarına cemaatler bulunan Türkiye'de işte Süleymancılık diye bir yapı var. Başında Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri'nin hizmet tarzı var. Onun adına izafeten böyle bir yapı var. Kur'an talebesi yetiştirme tarzında bir hizmet metodu benimsemiş Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri. Allah rahmet eylesin ve razı olsun. Dolayısıyla onun yolunu devam ettirenler bu tarzı devam ettirip gidiyorlar. Bediüzzaman Said Nursi diye bir alim var. Allah rahmet eylesin ve razı olsun. Onun bir mücadele tarzı var, bir hizmet tarzı var. O da o yoldan devam etmiş. Bunları çatıştırmamız gerekmiyor. Başka insanlar medreseler yoluyla devam ettirmeye çalışmışlar bu yolu, hizmeti. Onlar da onu bugüne kadar düşe kalka bir şekilde getirmişler. Bir başkası ben siyaset yoluyla hizmet edeceğim demiş. Benim durduğum yerden doğru görünen şudur. Eğer bu memlekette bu milletin tabiatıyla, tarihi kökleriyle, fıtratıyla aykırılık arz eden bir takım kanunlar varsa ben bunu siyaset yoluyla değiştirebilirim. Böyle bir anlayışla yola çıkmış insanlar var. Bunlar da siyasi yoldan hizmet etme, mücadele etme gayreti içindeler. Şimdi bütün bu grupların gönül onu arz ediyor ki tabii ki bir uyum içinde, bir ahenk içinde bulunmaları, birbirlerine zayıf bulundukları noktalarda destek olmaları, güçlü oldukları noktalarda bir başkasına da bu avantajı, gücü aktarmaları. Arzu edilen budur, ideal olan budur. Ama olmuyorsa ne yapacağız? Herkes kendi hizmet metodunu, kendi mücadele tarzını mutlaklaştırırsa bir süre sonra kardeş olması gereken bu insanlar düşman oluyor birbirine ve birbirinin birinci derecede can düşmanı haline geliyor. Şimdi böyle gruplar var mı Türkiye'de? Evet var. Adamın bütün hayatı diğer Müslümanların itikadını, ahlakını, seyri sülukunu, gidişatını tenkit etmek, bütün hayatını buna adamış insanlar var. İnsanları tekfir etmek, insanları bid'atle suçlamak, sırf bu hizmet metotları dolayısıyla. Müslümanla mücadele etmek şeklinde bir Müslümanlık tarzı var tabiri caizse. Bir araya geldiğimiz zaman önce ihtilaflarımızı konuşuyoruz. Dolayısıyla çatışıyoruz. Müslüman, iki Müslüman kardeş bir araya geldiğinde ne yapmalıdır? Muhabbetini artırmalıdır. Ortak noktalarını artırmalıdır. İbn-i Teymiye'nin çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki, bizden önceki kuşaklar münazara yapar mıydı? Yapardı. Münasaha münazarası yaparlardı diyor. Münasaha münazarası.
Yani nasihatleşme maksatlı münazara. Biz şimdi diyor münakaşa münazarası yapıyoruz. Yani cidal, şikak, çatışma, ayrışma münazarayı bunun için yapıyoruz diyor. Kimden bahsediyor İbn-i Teymiye? Aynı inanç grubu içindeki, aynı çerçeve içindeki insanlardan bahsediyor. Yoksa ehli sünnetle ehli bid'atın bu anlamda yan yana gelip can ciğer kuzu sarması olmasını beklemek mümkün değil. Orada itikat var, o muhafaza edilecek. Ama hizmet metodundaki bir farklılık dolayısıyla birbirimizle çatışmamız gerekiyor mu? Gerekmiyor. Buraya kadar güzel, bir problem yok. Fakat bizim için itikadi açıdan kırmızı çizgi olarak ifade edilen bir takım hususlar var ki başkaları bunları zorluyor, aşmaya çalışıyor. O zaman işte وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ayeti devreye giriyor. İşte problem burada başlıyor. Bir insanı tekfir edeceğimiz zaman ya da böyle bir şeyimiz var mı? Böyle bir mecburiyetimiz, böyle bir mükellefiyetimiz var mı? Böyle bir selahiyetimiz var mı? Tekfir mekanizmasını kim işletir? Ve ne olur? Bir insanın kafir olduğunu söylediğiniz zaman mürtet yani o insanın kanı helal, kanı mübah, malı miras, hanımı boş. Bunun semeresi var yani, neticeleri var. Bir insanı tekfir ettiğimiz zaman bu sen benim ideolojimin dışına düştün demek değil ki. Bunun fiili, pratik semereleri var. Dolayısıyla bunu da göz önünde tutmak lazım. Ben birini tekfir ettiğim zaman o adamın karısı boş olacak, o adamın öldürülmesi farz olacak, boynunun vurulması farz olacak, mürtet öldürülür. Malı miras olacak, kanı heder olacak. Bu neticeyi göze alıyor muyuz? Ben evet karşımdaki adam benim düşündüğüm şekilde düşünmüyor diye ben onu tekfir ettim ve iş bitti. Hayır böyle değil. İş burada bitmiyor yani. Buna selahiyetimiz var mı? Ben diyorum ki yok. Karşımdaki adam benim hizmet metodumu benimsemedi diye benim çok hassasiyet gösterdiğim bir takım meselelerde başka türlü düşünüyor diye ben onu tekfir etmemeliyim, edememeliyim. Buna hakkım ve yetkim olmamalı. Ha peki bu dinin hiç kırmızı çizgisi yok mu? Tabii ki var. Temel itikadi meseleler var. Burada zaten ümmetin konsensüsü var. Bu itikadi meselelerden birini inkar eden adam kafir olur. Melek diye bir varlık yok diyen adam kafir olur. Ha burada ben bu adamın boynunu vuramıyorum diye bu adamı bu kırmızı çizgiyi aşmasını tolere edemem. Yani en azından hükmünü veririm. Derim ki bu adam bütün ümmetin üzerinde ittifak ettiği bir meselede çizgiyi aştı. İtikadın temel umdelerinden birini inkar etti. Dolayısıyla bu adamın hükmü budur kardeşim. Gücüm yetmiyor, en azından hükmünü veririm. Peki bizim bugün mütevatir hadislerle sabit olduğunu söylediğimiz pek çok mesele var. Bu meselede, bu meselelerde biz tevatürle sabittir, münkiri tekfir olunur cümlesini rahat biçimde, gönlümüz mutmain biçimde kurabiliyor muyuz? Burada da problem var arkadaşlar. Şimdi bakın basit bir örnek vereyim ben size. Bu dersin başında mesler üzerine mes meselesini söz konusu ettik. İmam Ebu Hanife Hazretlerinden nakledilen bir söz var. Diyor ki mesler üzerine mes meselesi benim için güneş aydınlığı kadar açık, bariz olmasaydı hüküm vermezdim bu konuda, caizdir demezdim. Bu kadar bariz. Çok sayıda sahabiden rivayet edilmiş hadis alimleri mesler üzerine mes rivayetlerinin mütevatir olduğunu söylüyor.
Fakat Hanefi fukahadan nakledilen bir şey var. Diyorlar ki böyle meseleleri inkar eden adamın küfründen korkulur. Kafir olur demiyorlar bakın. Küfründen korkulur. Kafir olurla küfründen korkulur arasında bir fark var. Biz şimdi yüksek lisans doktora derslerinde belki de Türkiye'de ilk defa bir şey yapıyoruz. Usulü hadis meselesi, kitapları, metinleri okuyoruz. Usulü hadiste söz konusu edilen tevatür bahsini ben dördüncü haftadır işliyorum. İşin kelami boyutları var, usulü fıkıhla ilgili boyutları var. Bunları söz konusu ediyoruz. Bayağı da bir açıldık. Usulü fıkıhçıların tevatür tarifi ile usulü hadisçilerin tevatür tarifi arasında fark var. Usulü fıkıhçıların tevatür tarifine giren hususları inkar eden kafir oluyor. Ama usulü hadisçilerin tevatür tarifine giren hususları inkar edene bu netlikte, bu rahatlıkta kafirdir diyemiyoruz. Küfründen korkulur gibi şeyler, cümleler kuruyoruz ama kafir olur diyemiyoruz. Kaderi inkar eden adam, kader hadisleri mütevatir. Kaderi inkar eden adamlara kafirdir diyemiyoruz. Mutezile'yi tekfir etmiyoruz. Tevilleri var. Artı bu konudaki rivayetlerin tevatür derecesi usulü fıkıhçıların kastettiği kemiyette ve mahiyette bir tevatür değil. Neyi kastediyoruz? Evet, bizim için kırmızı çizgi olan, mütevatir olan olduğu söylenen hususların da detayları var. İçine girdiğinizde bunlar yeknesak değil, bunlar tek düze değil. Ve nihayet son mesele şu, bu milletin üzerinden epeyce bir operasyonlar geçmiş, buldozerler geçmiş. Bu milletin algısı zedelenmiş, birbirlerine karşı hukuku zedelenmiş, din hassasiyeti örselenmiş. Dolayısıyla böyle bir ortamda insanların ideal anlamda bir dini hassasiyete, dirayete, müktesebata sahip olmaları bir süreç işidir. Bu sürece ulaşılana kadar, bu noktaya, seviyeye ulaşılana kadar birbirimize göstermemiz gereken tavır, münakaşa, cidal, cedel değil, muhabbettir ve münasahadır. Çünkü sonuçta hepimiz Müslüman olduğumuzu iddia ediyoruz. Hepimizin bir baktığınızda kırmızı çizgileri ortak anlamda bir hayli fazla. Metotta, tarzda, üslupta farklılaşıyoruz. E bu da normal. Yani ben bir kere şunu kendi hayatımdan da biliyorum ve uygulamaya çalışıyorum, aktarmaya çalışıyorum. Birbirlerinin fikirlerini benimsemeyip arkadan gıyaben birbirlerini münakaşa eden, çekiştiren insanlar bir araya geldiklerinde bu tavrı bir kenara bıraksalar. Önce biz arkadaş seninle oturalım, ortak noktalarımızı konuşalım. Şöyle elimize kalem kağıdı alalım, ortak noktalarımız nedir? Bunları bir yazalım alt alta. Bunlar mı fazla yoksa ihtilaf noktalarımız mı fazla? Yazsak inanın ki ittifak noktaları daha fazla ortaya çıkacak olan budur. İttifaklarımızın daha fazla olduğunu göreceğiz. Peki oturup bunları çoğaltmak gibi bir imkan varken niye birbirimizin gırtlağını sıkıyoruz? Niye birbirimizi tekfir etmekte bu kadar atılgan davranıyoruz? Bu bize ayrı bir haz verir hale geliyor. Ruhamâ'u beynehum eşiddâ'u alel küfer nereye gitti? Niye birbirimize karşı merhametli, şefkatli, hoşgörülü, toleranslı olmuyoruz? İnnemel mu'minûne ihvetun. Hep söylüyoruz. Bu artık pelesenk olmuş. Ama niye hayatımıza uygulamıyoruz? Esas bu nasların bizim hayatımızdaki etkisi, bizim bu naslara teslimiyetteki samimiyetimiz, bu ihtilaf noktalarında ortaya çıkmayacak mı? Tabii ki burada ortaya çıkacak. Esas önemli olan budur. Bu alanlarda bu hukuku işletmektir.
Ha, partiye oy veren bütün bunlardan sonra geliyorum. Partiye oy veren kafir olur mu? Olmaz kardeşim. Niye olmaz? Partiye oy veren insan, ben bu memleketin İslami köklerine dönmesini arzu ediyorum. Benim arzum budur. Ve bunun bu parti tarafından yapılacağına inanıyorum diyerek oy veriyor. Ben şimdi bu adamı nasıl tekfir ederim ya? Nasıl tekfir ederim ben bu adamı? Bir de tabii bu memleketi biz, bu memlekette Müslümanlığı özellikle 70'lerden, 80'lerden bahsediyorum, 90'lardan hatta önemli ölçüde tercüme kitaplarla öğrenmeye başladık. İslami kitaplar diye bir şey var mesela. İslami kitaplar. Bunları biz, benim gençliğimde en çok okuduğunuz kitaplar nelerdi? En çok etkilendiğiniz, geçenlerde bir dergi sormuştu bana, gençliğinizde en çok etkilendiğiniz kitap hangisiydi? Düşündüm, dürüst olmalıyım dedim. Seyyid Kutup'un Yoldaki işaretleri. Gençliğimde en çok etkilendiğim kitap evet buydu. Bir de Hüsnü Aktaş Hoca'nın, Allah selamet versin, Medeni Vahşeti. En çok etkilendiğim kitaplar bunlardı benim. 20 yaşlarımda bunları okudum ben. Hadi Hüsnü Aktaş Hoca'nın Medeni Vahşeti, bu topraklarda ortaya çıkmış, yaşamış bir insanın, bu topraklara ayağını basan bir insanın müktesebatını yansıtan bir eser. Ama Yoldaki işaretler böyle değil. Mevdudi'nin Dört Terimi böyle değil. Seyyid Kutup'un Fizilali böyle değil. Tefhimül Kur'an böyle değil. Bunlar bizim coğrafyamızdan farklı coğrafyalarda, farklı şartlarda yaşamış insanların. Ve dikkat edin, hiçbiri bildiğimiz anlamda İslam alimi vasfına sahip olmayan insanların düşünceleri, tefekkürleri neticesi yazdığı eserler. Biz Müslümanlığımızı bunlar üzerine bina ettik, etmek zorunda kaldık. Neden? Çünkü bu topraklarda Müslümanlık hiç yaşanmamış gibi oldu. Öyle bir hale geldik ki bu topraklarda sanki Müslümanlık hiç yaşanmamış. Bu topraklarda 600 sene ümmet bu ecdadın dirayetli, izzetli idaresiyle hiç tanışmamış gibi. Böyle bir algıya geldik. Böyle çarpıldık. Dolayısıyla tercüme kitaplardan Müslümanlık öğrenmeye başladık. Şimdi bu durum biraz düzelmeye doğru gidiyor ama epey mesafe var önümüzde daha. Dolayısıyla yani her birimizin İslam algısında şu ya da bu biçimde dışarıdan gelen bir etki var. Dışarıdan gelen etki gayri İslami bir etkidir demek istemiyorum ama farklı şartlarda, farklı ortamlarda oluşmuş düşünce ürünleri bunlar. Bu toprakların insanı belki daha farklı bakabilir meselelere. Dolayısıyla sözün kısası, birbirimizi kendi kafamıza daha fazla uyan modeller, şablonlar ile çelişiyor, çatışıyor diye birbirimizi itham etme tavrındansa, birbirimizi oturup anlama, aramızdaki ülfet, muhabbet ortamını genişletme, derinleştirme tavrını ben daha fazla önemsiyorum. Daha fazla öncelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda böyle bakarsak meseleye, karşımızdaki insanı tolere etme imkanımız da olur. Öbür türlü karşılıklı itham mekanizmaları işlemeye başlayacak. Bunun bize sağlayacağı çok fazla bir şey olmadığını düşünüyorum. Evet, kısaca söylemek istediklerim bu kadar. Ama hocam şöyle bir durum yok mu diyecek arkadaş varsa onu da dinlemeye hazırım. Buyurun. Karşımızdaki insan, oy verdiğimiz insan, parti eğer böyle bir deklarasyonda bulunmuşsa ona oy vermek caiz değil zaten. Yani ben haramı
serbest kılacağım, ben zinayı serbest kılacağım, ben fuhşu içkiyi serbest kılacağım. Bunu açıktan söylüyorsa bir insan ve benden o istiyorsa, senden o istiyorsa buna oy vermek caiz değil. Veya yasaklayacağım da demiyor. Ya çünkü sistem belli. Faizi yasaklayamazlar. Ama bu bir süreç işi değil mi? Bak bu memlekette hiç olmasını bundan 5 sene evvel, 10 sene evvel tahayyül edemeyeceğimiz şeyler olmuyor mu? Oluyor. Bir takım duvarlar, beton duvarlar yıkılmıyor mu? Yıkılıyor. Bunlar da olabilir mi? Bu anlamda baktığımızda olabilir. Yeter ki bunu yapma niyeti olsun. Ortak oluyor muyuz? Yani onların yapmış olduğu herhangi bir gayri İslami bir şeye ortak oluyor muyuz? Böyle bir risk var. Yani hiç yok diyemem. Böyle haramlarla, münkeratla mücadele etmeyen, mücadele etme iradesini göstermeyen bir partiye ben oy verirsem o partinin günah icraatlarına ortak olur muyum? Olurum. Estağfurullah. Arkadaki arkadaş önce el kaldırdı. Hocam mesela tekfircilik konusunda. Ne konusunda? Tekfircilik konusunda evet. Mesela gerçekten de mesela kafir diye insan hükmü. Adam belli bir zihniyetle belli bir şey yapmış. Birilerine tekfir ediyor diyelim. Onun durumu gerçekten yani o cahiliyetine bazı alarak yani affolunduğu var mı? Ya da ise çok sakat olur mu? Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadisi çok açık. Yani bir Müslümanı tekfir eden bir kimse büyük bir risk altındadır aslında. Çünkü tekfir ettiği kişi kafir değilse o hüküm kendine döner. Tekfir çok ciddi bir iş. Tekfir edeni risk altına sokan bir iş. Onun için mesela İbn-i Teymiye hayatının son safhalarında ben hiç kimseyi tekfir etmiyorum demiş. Hiçbir Müslümanı tekfir etmiyorum demiş. Bu onun kendi kitaplarında var, takipçilerinin de bildiği bir şey. Keza İmam Eş'ari, ben kimseyi tekfir etmiyorum demiş. Ben kendisini Müslüman olarak ifade eden kimseyi tekfir etmiyorum demiş. Böyle bir şey var yani. Ama bugün onların takipçileri olduğunu söyleyen arkadaşlarımızın elinde böyle iki ucu kesen bir kılıç var. Sallayıp kelle uçuruyorlar. Doğru bir şey değil. İbn-i Teymiye'ye götürsek, arz etsek bu meseleyi reddedecek muhtemelen. Evet. İbn-i Teymiye'nin hocam kitapları nasıl böyle çevrildi? Kitaplarda bakıyorsunuz hep tekfir var. Hocam şimdi siz de bunların üzerinde çok durmuştunuz. Özellikle bazı küfür bahisleri ve bir şeyin küfür olduğunu söylemek ve muayyen şahsın tekfiri konusunda. Mesela evet. İbn-i Teymiye ve İbn-i Kayyım'ın yani muayyen şahsın tekfiri konusunda duruşları hakikaten çok, mesela İmam Gazali kadar katı gibi görünüyor. Yani bir şeyin küfür olduğunu söyleme noktasıyla muayyen şahsı tekfir noktası. Evet. Bir de hocam bu siyaset konusunda yani mesele tekfir meselesi değil de bizde çok iyimser bakıyoruz gibi de bazen düşünüyoruz. Çünkü sonuçta karşımızdaki siyasi partilerimiz her ne kadar onların içinde iyi niyetli insanlar olduğunu düşünsek de sonuçta iltizam ettikleri bir sistem var resmi olarak. Sonuçta belli bir İslam dışı bir sistemi belirlemiş durumdalar. Gayet demokratik. Böyle bir rejimi benimseyerek ve bunu kabul ederek bu statü gereği bu şekilde Kudüs'ü bu şekilde yapıyorlar. Belli şeyleri kabul ediyorlar ve yani bazı işleri yapıyorlar. Bunları yaparken bazı söylemlerde bulunuyorlar. Mesela başörtüsü olayını bir şekilde çözüme ulaştırdıktan sonra bunu yani hak ve özgürlükler alanında yaptıklarını söylüyorlar. Şimdi biz tabii burada acaba diyoruz, hakikaten böyle yoksa takiye mi yapıyorlar? Yani bunlar hep bizi düşündürüyor. Evet. Çok hani biraz flu gibi ve hepsi bir değil. O partide siyaset yapanların veya kabiliyetlerin hepsi bir değil. Yani bir flu'luk var. Çok evet. Kesin konuşmak zor. Şöyle diyelim, Türkiye gibi son derece çetin, zor şartların içinden çıkıp gelmiş bir ülkede bir insanın
ne bileyim Norveç'teki bir Norveçlinin ya da Amerika'daki bir Amerikalının kendi ülkesi kanunları, anayasal düzeni hakkında konuşurken hissettiği rahatlığı hissedememesi bir vaka. Bunu görmezden gelmek mümkün değil ki. Bu hepimizin ruhuna bir şekilde sinmiş bir şey. Yani ben şimdi Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen insanların durumunu tartışıyorum da aklımın bir köşesinde hep bir şey var. Benim bu konuşmam internete düşecek. İşte savcılar harekete geçecek. Acaba birileri bana anayasal düzeni işte bilmem şeriata doğru çevirtmek gibi bir niyetle dava açacak mı falan. Aklımın bir köşesinde hep böyle bir şey var. Norveç'teki bir insan Norveç anayasal düzeni hakkında bir şey söylerken, yazarken benim yaşadığım bu gerilimi yaşamıyor. Ya da Amerika'daki ya da İngiltere'deki. Şimdi İngiltere'de şeriat mahkemeleri var. İngiliz sistemi orada şeriat mahkemeleri kurmuş. Müslümanlar kendi davalarını oraya götürüyorlar. Şer'i usullere göre çözülüyor. Hatta İngilizler de kendi davalarını götürmeye başlıyorlar. Şimdi ben hangi yiğit bu ülkede çıkıp diyebilir ki ben Türkiye'de şeriat mahkemesi istiyorum. Hadi buyurun. Kafamızın arkasında hep bir şey var. Birileri bizi tutup eteğimizden geri çekiyor. Yani ne diyoruz? Bunun adına başka başka şeyler diyoruz işte. Yani maskeliyoruz, perdeliyoruz. Ne maksatla yapıyoruz bunu? Ruhumuza sinmiş bir şey var. Bir de bunun siyasetçi tarafından yapıldığını düşünün. Bu memlekette başbakan asılmış. Böyle bir gelenekten geliyoruz. Siyaset yapmak bu memlekette bıçak sırtı bir iş. Öyle bir yolda yürümek demek. Yani dolayısıyla bence meseleye biraz daha geniş bir zaviyeden bakmakta fayda var. Yani Refah Partisi gibi bir parti Türkiye'de kapatıldı. Kapatıldığı zaman bu partinin içinde Refah Partisi'nin ilkeleriyle hiçbir şekilde hayatı örtüşmeyen milletvekilleri vardı. Onları oraya evet maskelesin diye, vitrin teşkil etsin diye almışlardı. Fakat bir işe yaramadı. Zor bir şey, hakikaten zor bir şey yani. Dolayısıyla en azından çok açık, bariz irade beyanları dışında biz insanlar hakkında, müminler hakkında o hüsnü zan şeyini yaşatmak, devrede tutmak zorundayız. Bu adamın bir irade beyanı yoksa arkadaş ben Türkiye'de İslami değerlerin görünür olmasını istemiyorum. Benim Türkiye'de bu Müslümanın asli, bu Müslüman halkın asli kimlik unsurlarıyla, mazisiyle her anlamda ve her alanda buluşmasını istemiyorum gibi bir irade beyanı varsa bu tamam. Bunu kategorize eder, bir kenara koyarız. Ama öbürü bence hüsnü zan mekanizmasının öncelikle işletilmesi gereken bir alan. Kesin irade beyanları yoksa. Evet. Herhalde bayanlar tarafından gelen bir soru bu. Müslüman, şuurlu Müslüman doğru ile yanlışı ayırt ederek verdiği oyun mesuliyetini de taşımaz mı? Taşır. Günümüzde yıkılan duvarlardan biri de başörtüsü mevzudur. Fakat bu mevzuun serbestliği ile birçok önemli konu da paketlenmiştir. Zinanın serbest bırakılması, misyonerlik faaliyetlerinin serbestliği, faiz bir dünya gerçeğidir. Sözleri bir milletin zulmüne sessiz kalırken diğer zulme göz yummak, üzülmek. Şimdi doğru olan mı peşinden gidilecek, hak olanın, doğru olanın mı peşinden gidilecek, hak olanın mı? Elbette doğru değişir ama hak değişmez. Evet, yani bu soru formatındaki tespitlere ben katılıyorum. Doğru. Buradaki gibi, bu soruda ifade edildiği gibi bir netlik, irade beyanı derken bunu kastettim. Yani bir insan şöyle dese, bu siyasetçi olur, bu akademisyen olur, bu tırnak içinde İslam alimi olur, bu
gazeteci olur, bu sokaktaki sıradan insan olur, fark etmez. Ne söylediğini bilen herhangi bir insan. Dese ki ben İslam dininin şu hükmünün bugün için artık geçerliliğini kaybettiğini düşünüyorum. Bugüne bu hükmü taşımak, bugün bu hükmü insanın hayatına, toplumun hayatına sokmak doğru değil dese dinden çıkar mı? Çıkar. Dinin herhangi bir hükmü bugüne hitap etmiyor, tarihte kaldı. Biz onu aştık, o gerilerde kaldı. Bugünün insanına, bugünün dünyasına bu hüküm hitap etmez. Bu hükmü bugünün dünyasına taşımak doğru olmaz dese bir insan dinden çıkar, Allah korusun. Bu başka bir şey. Ama hani bizim fıkıh kitaplarımızda ifade edilen bir hüküm var ya, bir insanın %99 küfrüne %1 imanına delalet eden sözleri, davranışları olsa, deliller, karineler olsa bu %1'i alalım. Hatta şöyle demişler, bir insanın yanlışlıkla iman dairesinde tutulması, yanlışlıkla tekfir edilmesinden 100 kat daha ehvendir, daha elyaktır. Varsın ben yanlışlıkla bu adamı Müslüman sayayım ama yanlışlıkla kafir saymayayım, bu ondan daha iyidir. Çünkü dediğim gibi bu hem vakıa itibariyle hem bizim meselelerimizin biraz izafi, biraz göreceli, biraz sübjektif olmasıyla böyle bir girift mesele yani. Evet. Ve aleyküm selam. Elbette, tabii ki doğru. Ben de katılıyorum. Bu konuda hassas olmamız lazım. Yani gördüğümüz örneklerde Mısır'da darbe oldu mesela. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yöntemi hocam malum yani gel sana diyor kral olmuşum sen. Yani Seyyid Kutup yolda işaretler dediniz ama haklı değil mi hocam? Yani Resulullah boşa geçebilirdi diyor. Bunu peyderpey böyle yapabilirdi diyor. Ama yani kesinlikle taviz vermedi. Yani sürekli ellerle alakalı. Yani bunlar bizim... Teşekkür ederim. Bunlar bizim naslardan yaptığımız istinbatlar. Yani biz bir takım nasları böyle anlıyoruz. Böyle istinbat ediyoruz. Hocam bir de son çok özür dilerim. Yani bunlar kafir de tekfir. Kesinlikle böyle bir şey niyet ederek söylemedim. Yani sadece anladım. Kendi değerlerimizi eyvallah. Eyvallah. Bu usulümüzü yaşamak açısından. Eyvallah. Yani biz bu naslardan böyle istinbat ediyoruz.
bu istinbat hatta senin de bir kısmını dile getirdiğin gibi her zaman bizim anladığımız şekilde anlaşılmamış. Herkes tarafından böyle anlaşılmamış. Yani küfrün dune küfür nakli de tek başına bunu gösteriyor zaten. Şimdi şöyle düşünün. Siz Türkiye'de ya da başka herhangi bir ülkede, Honolulu'da diyelim ki, oranın anayasasını şer'i esaslara göre değiştirmeye kastetmek, taammüden bu doğrultuda bir şeyler yapmak suçuyla yargılanıyorsunuz. Birileri sizi bu suçla yargılıyor. Şimdi sizi çoluğunuzu, çocuğunuzu, işinizi, gücünüzü vesaire mağdur edebilecek böyle bir suçtan yargılanıp hüküm giymek istemiyorsunuz. Kendinize bir avukat tutuyorsunuz. O avukat sizi Honolulu'nun kanunlarına göre savunuyor. Bu avukat kafir olur mu? Olur mu? Hayır, tabii ki hayır. Avukat da kafir olmaz. Ya da şöyle düşünün, kanun koyucu değil bir hakim, kanun koyucu değil uygulayıcı hakim. Bu memlekette Müslüman hakimler yok mu? Çok. Karşısına gelen herhangi bir şüpheliye, zanlıya, davalıya o hakim uygulamakla yükümlü olduğu kanunlar ne istikamette kendisini yönlendiriyorsa o istikamette ceza veriyor. Bir hırsız geliyor karşısına. Çaldığı malın değerine göre, verdiği tahribata göre o hırsıza 3 sene, 5 sene, 10 sene ceza veriyor. Bu hakim kafir olur mu? Olmaz. Yani Allah'ın hükümlerine alternatif hüküm koymak başka bir şey. Ve bunu da bu iradeyle yapmak. Ya ben Allah'ın indirdiği hükümleri tanımıyorum, onların yerine şunları koyuyorum demek başka bir şey. Mevcut yapı içerisinde, yürümekte olan hayat içerisinde başkaları tarafından konmuş kanunlara, hükümlere efendim riayet etmek, onları tatbik etmek başka bir şey. Bu ikisini de birbirinden ayırmak lazım. Bir şey daha var arkadaşlar. Biz yani şahsi hayatımızda, bireysel ilişkilerimizde, ümmete karşı sorumluluklarımızda gerçekten bütün mükellefiyetlerimizi yerine getirdik. Mesele buraya mı geldi? Ben size bir şey söyleyeyim. Gerçekten böyle olsa zaten bu neticeyle karşılaşmayız. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ. Olay bu.